Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 21 Aralık'ta yapılan AYT Coğrafya 2 sorularına birlikte bakacağız. Hazırsanız hemen ilk sorumuza başlayalım. 12. sorumuz. Türkiye'de küresel iklim değişiminin olası sonuçlarından biri de çölleşme riskinin artmasıdır. Aşağıda Türkiye çölleşme riski haritası verilmiştir. Bu haritaya göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Konya ve Şanlıurfa'da çölleşme riski fazladır. Şanlıurfa ve Konya'da koyu renklerle gösterilmiş, dolayısıyla çölleşme riski fazladır. 2. Karadeniz kıyı kesiminde çölleşme riski az olması da yağış miktarının fazla olması etkili olmuştur. Evet, yağış miktarının en fazla olduğu bölgemiz Karadeniz'dir. 3. Denize kıyısı olmayan illerde çölleşme riski aynı orandadır. Hayır, denize kıyısı olmayan illerde çölleşme riski oranı fazladır. Aynı olamaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacak. Maddelerin ekosistemindeki dolaşımı madde döngüsü denir. Karbon, azot, oksijen ve su döngüsü doğadaki en önemli döngüler arasında yer almaktadır. Bu madde döngüleriyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bitkiler fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksiti kullanarak oksijen üretir. B. Azot yağışlarla yeryüzüne amonyum ve nitrit halinde ulaşır. C. Canlılar için yaşam kaynağı olan su biyosferde en çok bulunan maddedir. D. Volkanik faaliyetler sonucu atmosferde karbon tüketimi gerçekleşir. Hayır arkadaşlar, karbon tüketimi değil, karbon üretimi gerçekleşir. E, atmosferde %78'lik bir oranda en çok bulunan gaz azottur. Sorumuzun doğru cevabı denizli olacak. Aşağıda haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangileri dünyadaki önemli pazar alanları arasında yer alır? Biliyorsunuz ki dünyada önemli pazar alanlarını Amerika ve Güneydoğu Asya ülkeleri, yani Çin oluşturmaktadır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Çevre sorunlarını önlemede bireye birçok görev düşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi? Bu görevlerden biri değildir. A. Atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmak. B. Çevre dostu araçlar tercih etmek. C. Enerji tasarrufu yapmak. D. Aşırı tüketimden kaçınmak. E. Denetleme işini arttırmak. Biliyorsunuz ki denetleme işi bireye düşen görevler arasında yer almaz. Bunu gerçekleşen birçok çevre kurumu vardır. Sorumuzun doğru cevabı Edirne olacak. Ya. Türkiye'de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi turizm faaliyetlerinin gelişmesinde oldukça etkilidir. Buna göre haritada verilen numaralı alanların hangisinde Akarsu ve rüzgar aşındırması sonucu oluşan yer şekilleri turizmin gelişmesinde daha etkili olmuştur. Akarsu ve rüzgarın birlikte oluşturduğu yeryüzü şeklinin adı peri Peribacaların Peri oluşumunda dış kuvvetler kadar iç kuvvetler de etkili olmuştur. Özellikle ülkemizde Nevşehir, Ürgüp, Göreme çevresinde peri bacalarıyla karşılaşmaktayız. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Bu alanların hangisinde orman tahribatına bağlı çevre sorunlarının daha çok görülmesi beklenir? Dünya haritasına baktığımızda ormanların en fazla olduğu yer bir numarayla gösterilen Amazon havzasıdır. Amazon havzasında ekvatoral iklim sonucunda tropikal ormanlar yer almaktadır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Dünyadaki ülkeleri gelişmiş ve gelişmekte olan şeklinde gruplandırırken bir takım kriterler kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biri değildir? A. Yüz ölçümü B. Milli gelir C. Eğitim seviyesi D. Gelir dağılımı, E. Doğum oranı. Milli gelir gelişmekte olan ülkelerde fazladır, eğitim seviyesi yüksektir, gelir dağılımı düzenlidir, doğum oranları düşüktür. Ama yüz ölçümü bir ülkenin gelişmiş ya da geri kalmış olduğunu gösteren bir ölçüt, bir kriter olmadığı için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte bazı ülkelerin 2012 ve 2016 yıllarındaki e-ticaret hacimleri gösterilmiştir. Bu grafikteki verilerden bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? 1. 2012 yılından 2016 yılına kadar e-ticaret hacmi en fazla büyüyen ülke Çin'dir. Çin'e baktığımızda 2012 ve 2016 yılları arasında en fazla büyüyen ülke olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu önceye ulaşabiliriz. 2. İngiltere'nin 2012 yılındaki e-ticaret hacmi İngiltere'nin 2012'deki e-ticaret hacmi Almanya'nın 2016 yılındaki e-ticaret hacminden fazladır. Almanya'nın 2016'daki e-ticaret hacminden fazladır. Bu öncümüze de ulaşabiliriz. 3. E-ticarette 2016 yılında en çok gelir elde edilen ülkeler sırasıyla Çin, İngiltere, ABD ve Almanya'dır. Elde edilen gelirlerle ilgili bir bilgi olmadığı için bu öncümüze ulaşamayız. 4. Çin'in e, en e-ticaret hacminin yüksek olmasında en büyük etken ürünlerinin diğer ülkelere göre daha ucuz olmasıdır. Ürünlerin ucuz ya da pahalı olmasıyla ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olacak. Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin öncülüğü de savaş sonrası çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye kurucu üyeleri arasında yer alır. Birleşmiş Milletlerin ana organları Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Sekreterliğidir. Güvenlik Konseyi, ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bulunduğu 5 daimi üyeden oluşur. Birleşmiş Milletler'in bir diğer organı olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in görevi ise yaşam standartlarını yükseltmek, istihdamı arttırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaktır. Bu parçada verilen numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Çünkü Güvenlik Konseyi 5 üyeden değil 15 üye ülkeden oluşmaktadır. Türkiye'de kır yerleşmeleri dağınık, toplu ve gevşek yerleşme dokusuna sahiptir. Bu durumun üzerindeki faktörlerden hangileri daha etkili olmuştur? 1. iklim, 2. doğal afetler, 3. yer şekilleri, 4. madencilik. Bu durum üzerinde iklim ve yer şekilleri etkili olmuştur. Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda daha çok dağınık yerleşmeler, su kaynaklarının sınırlı, yer şekillerinin düz olduğu yerlerde ise toplu yerleşmeler karşımıza çıkar. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Son sorumuz Çevre sorunlarına neden olabilecek durumlar önceden fark ederek çevre sorunlarını önleme ilkesidir. Yeryüzünü korumak için uygun tedbirlerin alınıp çevre sorunlarına yol açacak faaliyetlerin engellenmesidir. Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin yer seçimi öncesinde hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporu bu ülkeye örnek oluşturur. Bu parçada aşağıdaki çevre politikaları ilkelerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir? Arkadaşlar bu parçada ihtiyat ilkesi açıklanmıştır. Yani daha bir çevre sorunu bilimsel olarak kanıtlanmadan önleyici tedbirlerin alınmasının öngörülmesidir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak.